Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz şekerpare. Yapacağımız tarif biraz farklı olacak. Dışı haşhaş kaplı, içi de kakaolu olacak. Değişik tatlar denemek isteyen arkadaşlara tavsiye olunur. Haydi başlayalım. Malzemelerimiz 2 su bardağı un, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım margarin, bir çorba kaşığı irmik, iki çorba kaşığı toz kakao, iki çorba kaşığı toz fındık, bir adet yumurta, bir paket kabartma tozu. Tüm malzememizi kasemize koyuyoruz ve yoğuruyoruz. Hamurumuz pürüzsüz hale geldi. Şimdi ceviz büyüklüğüyle parçalar koparıp yuvarlayacağız. Bu şekilde yuvarladıktan sonra su dolu bir kaseye atıp ıslatıp çıkaracağız. Bir bardak kadar mavi haşhaşımız var. Bunun içine atıyoruz. Güzelce her tarafını haşhaşla kaplayıp elimizle güzelce yuvarlıyoruz. Tepsiye koyarken hamurlarımızı yuvarlak olarak koyuyoruz. Onlar kabardıkça bir miktar yayılacaklar ve orijinal şekerpare şeklinde gelecekler. Elimizle süzdürüp haşhaşın içine atıyoruz. Yuvarladığımız şekerpareleri tepsi ya da kullanacağımız borcama diziyoruz. Aralıklı olarak tepsimize diziyoruz. Tepsimizin tabanını yağlamamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi 15 adet şekerpare çıktı. Şekerparelerimizi tepsimizde 1 saat dinlendireceğiz. Hafif kabaracaklar, çok hafif yayılacaklar. Ondan sonra fırınlatacağız. Fırında 170 derecede 25 dakika pişireceğiz. Şerbetimizi hazırlıyoruz. 4 bardak toz şeker, 3 bardak su ve 1 dilim limonumuz var. Bunları ocağa koyup kaynatacağız.
Şekerpare'miz kabarmaya başladı. Fırınımız da ısındı. Şimdi fırınımıza atıyoruz. Tatlımız pişerken şerbetimizi de ocağımıza koyduk. O da ocakta kaynayacak. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatacağız. Sonra altını kısıp tatlımızın çıkmasını bekleyeceğiz. Tatlımız da sıcak, şerbetimiz de sıcak olacak. Tatlımızı çıkardık. Şimdi şerbetimizi veriyoruz. Tatlımız sıcak, şerbetimiz de sıcak. Şekerparelerimiz hazır. Gayet güzel şurubunu çekmiş. Lezzetinden çatlamış. Afiyet olsun.